Dostlar merhaba. Bu çalışmamızda Ege'nin iki yakasında bundan 5000 yıl kadar önce ortaya çıkmaya başlamış mitolojik kültürden bir parça sunmak istiyorum. İlk güzellik yarışması nerede yapıldı? İlk güzellik yarışmasının yapılacağı en uygun yer İda ormanları ve ilk güzellik yarışması da İda ormanlarında yapıldı. İda adı nereden geliyor? Buradan başlayalım. Eski adı Grek adası, şimdi biz ona Girit adası diyoruz. Girit'te Minos uygarlığı kurulmuştu. Minos kralının kızının adı İda. İda, Zeus doğduğu zaman o kadar obur bir bebek ki annesinin sütü yetmez olunca İda da yeni doğum yapmış. İda uçarak gidiyor. Zeus İda ormanlarında, tabii ki ad o zaman İda değil. İda Zeus'u emziriyor, dönüyor, sonra yeniden gidiyor, emziriyor, dönüyor ve bu ormanlara İda ormanları adı böylece veriliyor. Zeus büyüyor ve sık sık Olimpos'taki sarayından çıkıp İda ormanlarına geliyor. İkinci mekanı Zeus'un İda ormanlarıdır. Zeus'la ilgili mitolojik söylencelerin çoğunda İda ormanları geçer, İda dağları geçer. İda ormanları günümüzde çok iyi durumda değil. Bundan 100 yıl kadar önce dünyanın oksijen deposu olarak en başta Amazon ormanları gösterilirdi. Amazon ormanlarıyla birlikte 2-3 yer daha gösterilirdi. Buralar dünyanın oksijen depoları olarak bilinirdi. İda ormanları da bu depolardan biriydi. Ama günümüzde yüzlerce yabancı yerli şirkete İda ormanlarında maden arama ruhsatları verilmiş durumda. İşte Kanadalı bir şirket altın arayacağız diye birçok ağacı kesti. İnsanlar buna tepki gösterdi. Başka madenler için de aynı uygulamalar yapılıyor. İda'yı kendi elleriyle insanoğlu para hırsıyla boğazlıyor, yavaş yavaş öldürüyor. Buna bir çığlık atmak için Fazıl Say İda ormanlarına gitti. Bir dinleti yaptı. Bu dinletiyi 50 binden fazla insan dinledi ve ormanlara dokunmayın çığlığı atıldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bir çalışması için Koç Müzesi'ne gitmiştim. Orada Fazıl Say'la karşılaştık, ayaküstü konuştuk. Kendisini İda ormanlarındaki dinletisinden dolayı kutladım. Troya Bitmeyen Yağma dizisi ve bu dizi içinde 10 kitap yazıyorum, bitmek üzere. Çoğu basılmış durumda. Bu basılanlardan bir tanesi Troya Bitmeyen Yağma dizisinin
kitaplarından birisi Troya'nın kaçak gelini Helen. Helen Troya prensi Paris'le kaçarak evlenecek ve Troya'nın kaçak gelini olacak. Paris'in abisi Hector'un eşi Andromak da Hector'la evlenecek ama büyük acılar yaşayacak. Dünyanın en büyük acılarını yaşayan kadın, en yaslı kadın sanını alacak. O da Andromak ve ona da Troya'nın yaslı gelini adı veriliyor. Troya'nın iki güzel gelininden kaçak gelin Helen ve Paris. Paris'le ilgili daha önceki programların birinde söz etmiştim. Şimdi Zeus'un bir oğlu var, sakat bir oğlu. Başka bir kadından doğunca Zeus'un kız kardeşi ve eşi Hera bu bebekten haberdar oluyor. Bebeği arayıp buluyor ve bebeği fırlatıp atıyor yüzlerce kilometre gökyüzünde uçuyor bebek. Sonra kayalıklara, deniz kenarındaki kayalıklara düşüyor. Kemikleri oldukça kırılıyor. O kayalıkların yanı başında suların ve su perilerinin tanrıçası Tetis'in mağarası var. Tetis bu bebeği buluyor, onu mağarasına taşıyor, yaralarını iyileştirebildiği kadar iyileştiriyor, kırıklarını düzene sokuyor. Sonra bu bebeğin Zeus'un Hera tarafından istenmeyen oğlu olduğunu anlıyor. Zeus'a bilgi veriyor. Zeus oğlunu sarayına götürüyor ve ona Hephaistos adı veriyor. Oğlu biraz büyüyünce sakat kalmış. Ona demircilik ve ateş tanrısı görevi veriyor. Ateşi kimseye, özellikle insanlara vermeyeceksin diye tembih ediyor. Olimpos'taki Zeus sarayının altında demirci işliği yapıyor. Hephaistos orada çalışmalarını yürütüyor. Bu arada Tetis çok güzel bir tanrıça. Zeus onun geleceğine bakıyor. Acaba Tetis gelecekte ne olacak? Bir tanrıyla evlendirirsem diye bakarken Tetis'in bir oğlunun olacağını, bir tanrı ile Tanrıça Tetis'in evlenmesinden bu oğul doğarsa kendisinin iktidarına ortak çıkmaya kalkışacağını görüyor, biliyor, anlıyor ve Tetis'i bir kral ile evlendirmeye karar veriyor. Ve Tetis Kral Peleus'la evlendirilecek. Tetis bir insan olan kralla evlenmeyi istemese de Zeus'a karşı çıkamıyor. Zeus Hera'ya yani eşine Tetis'in düğünü görülmedik görkemde, görülmedik büyüklükte bir düğün olacak. Bu düğünü sen düzenle diyor. Düğün düzenleniyor. Düğün günü
Bütün tanrılar, bütün tanrıçalar takıp takıştırıyor, kokular sürünüyor. En iyi giysileriyle düğüne katılıyorlar ve Hera hemen bütün tanrıları, tanrıçaları, kralları, eceleri çağırmış. Bir kişiyi çağırmamış ve bu çağrılmayan tanrıça ara bozucu bir tanrıça, tanrıların, tanrıçaların, insanların hepsinin arasını bozmakla ünlü bir tanrıça. Bu tanrıçanın adı Eris. Eris çağrılmadığı için çok öfkeleniyor ve düğün başladıktan sonra herkes yiyip içip eğlenirken salona giriyor. Bir tarafta Hera, düğünün düzenleyicisi, baş tanrı Zeus'un kız kardeşi ve eşi. Onun yanında Athena, onun yanında Afrodit, Afrodit Zeus'un gelini, Athena kızı oturuyorlar. Bütün güzellikleri ortaya dökülüyor. Eris onların oturduğu masaya yaklaşıyor ve masanın önüne doğru kıpkırmızı bir elma yuvarlıyor. Elma altından yapılmış, üstü kırmızıya boyanmış. Elmaya bakıyorlar, üstünde bir yazı var. Eris sessizce dönüyor, salondan ayrılıp gidiyor. Elmanın üstünde en güzele diye yazıyor. Tabii en güzel kim olabilir? Oradaki masadaki bütün tanrıçalar çok güzel ve içinden çıkmak zor ama üç tanrıçanın üçü de elmayı kendisi almak istiyor. En sonunda Hera, ben diyor baş tanrının eşiyim, bu elma bana yakışır, onu bana verin. Athena, ben de diyor baş tanrının kızıyım, neden ben almayayım? Afrodit oradan, ben de diyor Zeus'un geliniyim, benim neyim eksik? Hadi bir gürültü, bir atışma. Zeus araya giriyor, diyor ki nedir derdiniz? İşte bu elma. Üstünde en güzele yazıyor. O benim hakkım, hayır benim hakkım. Zeus içinden çıkamıyor, diyor ki bakın İda ormanlarında Paris diye bir genç var. Hak yemez, haksızlık yapmaz. Çok zeki, çok çevik, çok akıllı. Onu diyor hakem yapacağım, gideceksiniz. O bir yarışma düzenleyecek. En güzel hanginiz için karar verirse elmayı ona verecek. Daha başka gürültü, patırtı, kavga, dövüş istemem. Üçü de İda ormanlarına gidiyorlar ve İda ormanlarında Paris'e durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki ey genç Paris, ey yakışıklı Paris, Tanrı Zeus seni hakem seçti. Üçümüzden birisini en güzel tanrıça diye seçeceksin ve elmayı ona vereceksin. Paris bakıyor,
Gerçekten üçü de birbirinden güzel. Karar vermekte zorlanıyor. Sonra Hera diyor ki, Paris, sen karar vermekte zorlanacaksın. Seninle tek tek, ayrı ayrı konuşalım. Bu konuşmanın sonunda sen düşün ve kararını ver. Olur diyorlar. İlk görüşmeyi Hera ile yapıyor Paris. Hera ona diyor ki, beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben diyor Zeus'un eşiyim. Aynı zamanda kardeşiyim. Ben baş tanrının eşi olarak bu elmayı hak ediyorum. Eğer bana elmayı verirsen seni Herkül gibi dünyanın en güçlü erkeği yaparım. O gidiyor, Athena geliyor. Eğer diyor elmayı bana verirsen seni erkeklerin en akıllısı yaparım. Erkeklerin en iyi savaşçısı yaparım. Seni hem akıl yönünden hem savaşçılık yönünden yenilmez kılarım. Ben de diyor Zeus'un kızıyım. Sonra Afrodit giriyor. Afrodit diyor ki, ben güzellik tanrıçasıyım, güzellikten anlarım. Seni diyor dünyanın en güzel kadını ile tanıştıracağım ve o kadını sana aşık edeceğim. Üçü de konuştuktan sonra yalnız bırakıyorlar Paris'i. Paris üçünü çağırıyor ve elmayı Afrodit'e veriyor. Yani dünyanın en güzel kadınını tanıyabilmek için elmayı Afrodit'e vermeye karar vermiş. Elmayı Afrodit alıyor. Daha sonra Paris'in başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmeyecek. Hera ile Athena Troya'dan giderken Yunan karasındaki yarımadasındaki Sparta'ya gemisini batırıyorlar. Daha sonra orada Helen ile tanışıyor. Tanışır tanışmaz birbirlerine aşık oluyorlar. Demek ki burada Afrodit devreye girmiş oluyor. Sonra Helen'le birlikte kaçıyorlar Troya'ya. Troya Savaşı'nın görünen nedeni Helen'in kaçması ya da kaçırılması oluyor. Troya Savaşı çıkıyor. Acılar, kanlar, yaslar sürüp gidiyor olaylar. İşte Tetis'in oğlu Aşil ya da Akileus, Tetis oğlunun Troya Savaşı'nda öleceğini bir tanrıça olarak gördüğü için her türlü engeli önüne koysa da Akileus'u Troya'ya gitmekten engelleyemiyor. Engelleyemeyince de Hephaistos'a, yani demirci Tanrı'ya, ona yenilmezlik zırhı yap diyor. Zırhı yaptırıyor, götürüp giydiriyor oğluna. Ama Paris, Akileus'u topuğundan üç zehirli okları da yan yana sıralayarak öldürecek. Çünkü Akileus çok kan dökmüş, çok can yakmış, önüne gelen her yeri yağmalamış bir yağmacı. Batılıların Avrupa ve Amerikalıların kültüründe büyük kahraman diye yer alan Akileus gerçekte büyük bir katil ve yağmacı. Paris
Troya'nın öcünü ondan alıyor. Dünyanın ilk güzellik yarışması ve bu yarışmanın döktürdüğü kanlar, döktürdüğü gözyaşları. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olun, bize destek verin.